hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen davayı HDP'liler kumpas davası olarak değerlendiriyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı işkence ve kötü muamele iddialarını raporlaştırdı. Raporda ortaya çıkan artış son 30 yılın en kötü seviyesine işaret ediyor. Ve Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 9 yıl geçti. Gezi davası kapsamında tutuklanan Mimar Mücella Yapıcı'nın kızı annesinin cezaevi günlerini DV Haber'e anlattı. Altı Muhalefet Partisi'nin genel başkanları dördüncü kez bir araya geldi dün akşam. Görüşmenin ardından da 10 maddelik bir temel ilkeler ve hedefler bildirisi yayınlandı. Ekonomiden dış politikaya kadar Altı Muhalefet Partisi'nin ortak tutumu yer alıyor bu 10 madde içinde. Ne var ki altılı masanın toplumda yeteri kadar heyecan yaratmadığı eleştirileri de var. Toplumun beklentilerini ne kadar karşılıyorlar, acil sorunlara çözüm üretebiliyorlar mı sorularına yanıt aradık. Ankara'da muhalefetteki 6 partinin genel başkanı dün yeniden bir araya geldi. Toplantıdan sonra iki ayrı metin paylaşıldı. Birinde ortak komisyonların faaliyetleri ve gelinen aşamanın kamuoyuyla paylaşılacağı tarih aktarıldı. Diğerinde 6 liderin bağlı kalacağını duyurduğu 10 ilke açıklandı. Ancak muhalefete halkta yeteri kadar heyecan yaratmadığı eleştirileri var. Henüz derli toplu bir şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda Voltran'ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar. Muhalefete buna benzer eleştiriler bir süredir geliyordu ve topluma yönelik vaatlerin daha somutlaştırılması çağrısı yapılıyordu. Şöyle bir şey yaptılar. Biraz bu tepkileri dindirmek üzerine yayınlanmış bir 10 madde gibi geldi bana. Yani biraz aslında şey demek istediler. Yani kızıyorsunuz bize ama biz hiçbir şeyde yapmıyor değiliz. Yani çalışıyoruz bu mesele üzerinde mesajı verilmeye çalışılmıştı. Benim genel olarak gördüğüm şey buydu o 10 maddede. Siyaset bilimci Deniz Yıldırım'a göre ise altılı masanın dünkü toplantısında bazı somut ve yeni gelişmeler var. Ancak muhalefet teorik tartışmalardan ziyade halkta karşılığı olan hususlara daha çok eğilmeli. Baştan çıtanın bu kadar yükseğe konulması yerine daha temel halkın sorunlarına irtibat eden, dokunan bir siyasal içerikle kurulması gerektiğini yazılarımda da uzun süredir açıkçası belirtmeye çalışıyorum. Yani anayasa tartışmasını önemsiz bulduğum için değil, fakat halkın gündemiyle anayasa gündemini buluşturacak bir politik dilin ve stratejinin muhalefet partileri tarafından tutturulamadığını düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize dair altılı masanın somut öneriler getirmemesi de önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Son kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Ekonomik sorunların kimden kaynaklandığını düşünüyorsunuz sorusuna toplumda yüksek bir oranda iktidardan kaynaklandığını düşünüyoruz diyenler var. Evet. Fakat kim çözer sorusuna aynı oranda bir mutabakat yok. Yani muhalefet örneğin iktidardan kaynaklanıyor diyenlerin oranında bir oranla muhalefet bu ekonomik sorunları çözer dedirtemiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Hala ekonomiyle ilgili özellikle iktidarın yaptıklarının karşısında sorunları çözebilecek bir muhalefet görüntüsünün oluşmadığını gösteriyor. Muhalefet şu andaki başkanlık sisteminin sorunların kaynağı olduğunu söyleyerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi de öneriyor. Ancak eğer iktidarı kazanırlarsa bu yeni sisteme nasıl geçileceğinin de ayrıntıları henüz çok net değil. Muhalefet iktidardan önce toplumu ikna etmeyi başaramazsa bu noktada seçim ekonomisi vasıtasıyla aslında insanlar tek bir liderin varlığını altılı ve asgari müştereklerde uzlaşamamış bir mutabakata tercih edebilirler. Bu risk hala masada ve dolayısıyla süreç tersine çevrilmeli. Yani sürekli aday tartışmaktansa muhalefet önce bahsettiğimiz bu askeri müşterekleri ortaya koyup geçiş sürecinin ne olduğunu topluma somut olarak anlatıp ve sonrasında bu geçiş sürecini ortaya koyabilecek en ideal adayı toplumun önüne çıkartmalılar. Bu arada 6 Muhalefet Partisi seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceklerini de bildirdi. Oluşturdukları seçim güvenliği komisyonu ise çalışmalarını 6 Haziran'da kamuoyuna açıklayacak. Aralarında HDP eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası görülmeye devam ediyor. Bugün başlayan duruşma 10 Haziran'a kadar sürecek. 2014'te IŞİD'in Kobani'yi kuşatması sonrasında HDP'nin sokağa çıkma çağrısı üzerine çıkan olaylar kapsamında açılan soruşturma
Olaylardan 6 yıl sonra davaya dönüştü. Sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen davayı HDP'liler kumpas davası olarak değerlendiriyor. Bu ülkeyi yönetenler başta Kürt düşmanlığı olmak üzere Kürtleri siyasi arenadan ve Türkiye'deki siyasi hareketten tasfiye etmek üzere bu tür kumpas davaları ne yazık ki önüne koydu. Evet, biz bu davanın bir kumpas davası olduğunu biliyoruz ve bu davanın iddianamesinin sarayda hazırlandığını da biliyoruz. HDP eş genel başkanı Buldan dava öncesinde yaptığı basın açıklamasında partisinin davaya bakışını bu sözlerle açıkladı. HDP'nin IŞİD'in Suriye'nin Kobani kentine saldırılarına karşı 6 Ekim 2014'te sokak protestosu çağrısı üzerine çıkan olaylarda resmi rakamlara göre 37 kişi yaşamını yitirmiş, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi de yaralanmıştı. Olaylar gerekçesiyle HDP'li siyasetçiler hakkında 2014'te açılan soruşturma 6 yıl sonra davaya dönüştü. Bu dava yeniden niye canlandırıldı? Çünkü seçim kampanyasında 2018'de Erdoğan Selahattin Demirtaş'la yarışınca bir kampanya başlattı Kobani olayları üzerinden ve o günden bugüne özel görevlendirilen Ahmet Altun isminde bir savcı bu davada her türlü hukuksuzluğu yaparak aslında böyle bir dava dosyası hazırladı. 21'i tutuklu 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte 19 bini aşkın yıla kadar hapisleri talep ediliyor. HDP'li siyasetçilere göre yargılama aşamasında da birçok hukuksuzluğa tanık olundu. Kamuoyuyla da bunları defaten paylaştık ve gelinen aşamada artık mahkeme savunmasını yapmak için aylardır hazırlıklarını sürdüren arkadaşlarımızın savunma hakkını kısıtlamaya dönük bir ara karar kurdu. Geçen celsenin sonunda binlerce sayfadan oluşan iddianame ve bini aşkın klasöre ilişkin savunmalarını sadece bir günle sınırlayacağını, bir günü aşan bir savunmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Dede, savunma hakkına getirilen kısıtlama kararının kanunlara ve anayasaya aykırı olduğu görüşünde. Bu mahkeme bu yönüyle de bir ilke imza atmış oluyor. Tabii yargılanan arkadaşlarımızın savunma hakkının kısıtlanmasının sebebinin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu dosyada biliyorsunuz HDP hesabından paylaşılan tweet'in suç unsuru olmadığı Ahim Büyük Dairesi tarafından karara bağlandıktan sonra açık ve gizli tanıklar üzerinden bu kumpas oluşturulmaya çalışıldı. Yine müşteki beyanları üzerinden, fakat mahkeme huzurunda dinlenen müştekiler ve tanıklar yaşanan olaylarla yargılanan arkadaşlarımız arasında herhangi bir bağ olmadığını, herhangi bir örgütsel ilişkilerine tanık olmadıklarını ifade ettiler ve böylece bu kumpas aslında tamamen çökmüş oldu. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise davanın HDP hakkındaki kapatma davasına gerekçe yapılmak istendiğini savundu. Bunu hiçbir zaman beceremeyecekler. Daha önce de beceremediler. Böyle bir şey mümkün değil. Duruşmada da sanıklar, mahkeme heyetinin önceki celsede savunmalarını yapmayan 11 sanığın savunmalarını birer günle sınırlandırmasına dair kararına tepki gösterdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın hazırladığı bir rapor, Türkiye'de işkence ve kötü muamele olaylarında ciddi artış yaşandığını gözler önüne serdi. Vakfa yalnızca geçen yıl 984 başvuru geldi. Bu rakam son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak nitelendiriliyor. Peki işkence vakalarındaki bu artışın sebepleri ne? Rapora göre geçen yıl 984 kişi kendisi veya bir yakını işkence ve kötü muamele gördüğü iddiasıyla başvuru yaptı. Başvuranların 616'sı işkenceye maruz kaldığını söyledi. En çok başvuru 307 kişiyle vakfın İstanbul temsilciliğine yapıldı. Gözaltı sürecinde işkence gören 10 kişiden 7'si sokakta veya toplumsal gösterilerde işkenceye uğradığını belirtiyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre işkence iddiaları Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektörü protesto eden öğrencilere yapılan gözaltılar, ihlaller, homofobik söylemler ve LGBTİ artı karşıtı nefret kampanyalarıyla tüm yıla yayıldı. Raporda İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sonrası kadınlara yönelik ihlallerde de artış görülmeye başlandığı ifade edildi. İşkence başvurusu yapanların %35'i kadın, %60'ı erkek, %5'i ise LGBTİ artılar olarak görülüyor. Başvuranların 30'u ise çocuk.
Başvuranların %30,6'sını Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi doğumlular oluşturuyor. Raporda başvuranların %89,9'unun siyasi düşünce, kimlik veya eylemleri nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor. 10 başvurucudan 8'inin hakaret ve aşağılamaya, 10 kişiden 7'sinin fiziksel müdahaleye maruz kaldığı belirlenirken, 10 kişiden 5'i de cinsel işkence gördüğünü ifade ediyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı'na göre yaşanan artış iki nedene dayanıyor. Birincisi, ne yazık ki ülkemizde, ne yazık ki son dönemde fiili bir olağanüstü rejimi uygulanıyor. Her ne kadar 2018'de resmi OHAL rejimi kaldırıldığı söylense de 3 yıl uzatıldı. Daha sonra 2021'de 1 yıl daha uzatıldı. Ne demek bu? Bu şu demek, gözaltı süreleri örneğin bugün itibariyle 12 güne uzayabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da ifade edildiği gibi kabul edilemez bir süre işkencenin önlenmesine yönelik ya da usul güvenceleri diye nitelendirdiğimiz avukata ulaşma, hekime ulaşma, yakınına ulaşma ve benzeri gibi bir takım önlemler meselesinde ciddi tahribatlar oldu bu süre içerisinde. Uzmanlar iktidarın söylemleriyle ötekiyi düşman olarak tanımlamasının da işkence olaylarını artırdığı görüşünde. İkincisi, yetkililerin söylemleri, siyasi iktidarın söylemleri, cezasızlığı bir tür üstünü örten, belki de o arada pekiştiren, belki de onu arada önünü açan söylemleri bütün devletin kamu görevlileri tarafından öyle bir içselleştirilme noktasına doğru gidiyor ki herkes benim devlet benim diyebiliyor. Öte yandan işkence olaylarına yönelik cezasızlık politikasına da dikkat çekiliyor. İşkence konusunda derhal etkili bir soruşturma ve açılması gerekirken etkili tarafsız bir soruşturmalar meselesinde de ciddi zaaflar oluyor. Bırakın soruşturma açmayı, işkence görenlere aleyhine davalar açılıyor. Biz karşı dava diyoruz. Çok yaygın ve kısa sürede sonlanıyor. Türkiye'de işkence ve kötü muamele gördüğünü belirten kişiler doğrudan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvurabiliyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van'da merkezleri bulunuyor. Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıllar içinde birçok yargılama yapıldı. 25 Nisan'da çıkan karardan bu yana 18'er yıl hapis cezası alan 7 sanık ve tutuklu yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Kavala cezaevinde. Cezaevindeki isimlerden biri şu an Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı. Kızı Cansu Yapıcı annesinin cezaevindeki günlerini DV Haber'e anlattı. Annem çok güçlü bir karakterdir. Tüm hayatını gerçekten kentleri daha iyi yapmak için, meslek etiğini doğru kullanmak için, hani tüm hayatını gerçekten böyle yaşamış bir insan. 25 Nisan'dan itibaren Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda. Biz mesela anne dışarı mesajın var mı dediğimizde bize dediği örneğin işte ben inceledim. Depremde bu cezaevi çok riskli bir yer. Çünkü tüm işte koğuşlarda asma kilit var. Acilen otomatik kilit sistemine geçilmesi gerekiyor. Bunu iletin. Demiş ki. Ha. Burada işte kadın pedine, bebek bezine, süte ihtiyaç var. Bu konuda neler yapılabilir bir araştırın gibi. Aslında cezaevi koşullarını iyileştirmek üzerine şu anda çalışıyor. Bununla ilgili de bir rapor çalışması yapacağını söyledi. Hani böyle talepler şey oluyor. İşte bana iki fanila getirin ve TÜİK istatistiklerini getirin. Hani gibi ilginç taleplerle karşı karşıyayız aslında. Elle gelen düğün bayram. Hayat oradaysa açın burada. Okunan karar sadece dediğim gibi arkadaşlarıma, anneme okunmuş bir karar değildi. Hepimize. Anayasal hakkını kullanmak isteyen herkesin delilsizce tutuklanabileceğinin göstergesi bir emsal karar olarak gördüm. Oradaki resimler annemin pandemi döneminde yaptığı yağlı boya çalışmaları. Şu anda bu kayıtı yaptığınız ev bizim annemle beraber oturduğumuz ev. 25 Nisan'dan beri yok. Alalade tüm bu hukuksuzluk ortadayken
Hani bunu şeyden demiyorum, bu davanın baştan açılmaması gerekiyordu. Hakimlerinden biri AKP milletvekili adayı çıktı. Tek bir delil konuşulmadı. Hani böyle bir süreci biz yaşadık ve bu insanlar tutuklandı. Annemin Gezi Parkı'nda 1 yaşındayken maruz bırakıldığımız hayatı ve bu karanlığa karşı çok öfkeliyim. Çünkü hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Şu anda gerçekten hak etmediğimiz bir hayatın içerisindeyiz. İnşa edilen korku duvarından dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı gibi hissediyoruz. Bu iklim beni çok öfkelendiriyor. Yani korkutuyor. Gelecek için korkutuyor. Herkes için korkutuyor. Hukuksuzluk korkutuyor. Bunu cezaevine yollamıştı. Sokamadık, gönderemedik. Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 9 yıl geçti. Bu süreçte ülkeden gitmeye karar verenler ve kalanlarla konuştuk. Haberimizi DV Türkçe'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte DV Haber'le sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.